parası mı? Şimdi ölen nere? O parayı geri mi vereceksin? O para nerede? Kaçak kat başka, para alıp kaçağa göz yummak başka. Ölenlerin kan parası nerede? Nereden vereceksin? Aldığın haraçlarla mı ödeyeceksin? İşte sıra sende, sen konuş. Bak, yaptığı hizmeti hiç kimse de yapmadı. Kusura bakmayın. Karıştıranlar. Hastaneye gidiyoruz. Abla, bir şey yapıyoruz. Ben CHP diyorum. Tamam. Abla, neden? Neden? E, yeter artık, bıktık. Kaç senedir bıktık. Anladın mı? Tamam. Artık Erdoğan gitsin. Bir adam Tayyip Erdoğan. Değişen hiçbir şey yok. Aynen. Bir tane faydasını görmedin, yardımını görmedin. Sen Ermenilere ver, Ermeni. Allah belasını versin. Türkiye'yi sattı. Türkiye'yi savdı. Öyle gebere gebere. Allah belasını. Sen gebersin işte. Yani ben ne olduğunu bilmiyorum. İkinci tura kaldık. İkinci seçimde kime öyle? Kim alacağız? Gök kubbeyi yıkmak isteyenlere. Gök kubbeni. Gök kubbe. Yani camileri diyor. Ters duranlar var ya, şeytan gibi, iblis gibi duruyorlar ya. Kim onlar? Aa, biliyorsunuz siz koruduklarınız CHP. Ben korumuyorum. Ters duruyorlar. Ben. İşte Allah böyle ters fikrini çeviriyor, ayaklarını çevirdiği gibi işte. Ne demek? Şeytana tapıyorlar ne de olsa. Kim şeytan? Engel. Engelli kartı çıkartıp vergi ödemeyen. Doğru mu? Yapılanları görmeyen, gözleri açık ama görmüyor. Duymuyorlar. Biz zaten cahiliz sizin gözünüzde. Yo, estağfurullah. Şu an şu yaptığınız evet cahillik. Evet, çok bak, cahilim ben. Çok, bak, benim en çok kızdığım olay ne biliyor musun? Evet. Partiyi, bilmediğim partinin hakkında yorum yapamazsın. Araştır. Evet, bez parçası, paçavra, doğru mu? Araştır. Biz insan değiliz, biz örümcek beyinliyiz, doğru mu? Bu partinin Cumhur İttifakı'nı geç. Ben 16 yaşında iş bulamadım. Başörtünü, lafımı kesme. Başörtünü çıkaracaksın. Fabrikalar kurmuş. Değil mi? Ülkenin kalkınması için. Bak abi, yani satmamış. Bu hastaneleri de abi Cumhuriyet açtı abi bize. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra, 1938'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi İsmet İnönü kaç sene iktidarda kaldı? Niye Atatürk politikalarını devam ettirmedi? Neden etmedi? İsmet İnönü değil ki şu anda. Sen diyorsun ya. Ben de Atatürk'ün politikalarını destekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet İnönü'nde Atatürk'ten tamam, sonra Atatürk'ün yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Ecevit geldi. Niye devam etmediler? Anlam, aynı politikalar niye devam etmediler? Ne yaptılar? Sen anlat, ben ne bileyim. Bu ülkede Amerika'ya. Ben şunu anladım bak. Mustafa Kemal Atatürk en yüksek perdeden karşı çıkan adam Bülent Ecevit'tir. Bak, anladın mı? Bu Karolsun Amerika diye Erbakan, bağıran Erbakan yaptı. Bağıranlar Ecevit Erbakan yaptı. Bu ülkede Erbakan yaptı onu. Bu Erbakan olmasa yok ülkede işgal edilmezdi. Bu ülkede ekonomik kriz ne zaman başladı? Ne zaman başladı? Söyle bakalım, ne zaman başladı? 77 78 79 yo, son dönem başladı. Son dönem darbe oldu. AK Parti zamanında tamam. Ne zaman başladı? Bekle, cevap vereyim. Bak, kriz 77, 78, 79 Ecevit başladı, kriz oldu, darbe oldu, el konuldu. Ben... Cumhuriyet Harbi, bir saniye konuşayım. Cumhuriyet Harbi kapatıldı. 99'da yine Ecevit başladı, yine kriz vardı. Bankalar battı, kriz oldu. Yine ülke hüsrana gitti, halk geldi, Erdoğan'ı gitti, başa getirdi. Tamam. Bak. Erdoğan niye başa geldi? Niye geldi? Eskilerden milletin memnun olmasından dolayı. Demek ki halk onlardan memnun değil. Değildi. Geldi Erdoğan. Demek şu anda 25 senede Erdoğan iktidardaysa cevap, demek memnun. Cevap verelim. Şimdi soru cevap olarak gidelim. Tek taraflı konuşmayalım. Peki bu ülkede Erdoğan şeydeyken kriz ne zaman baş gösterdi? Ne zaman? Bir şey söyleyebilirim. Ne zaman? Satacak bir şey kalmadığı zaman. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünmüyorum, öyle. Dolar 27 lira olmuş dayı. Allah şükür bizim evimize ekmek de giriyor. Çorba da giriyor. Sen hiç kafanı yorma. Niye kiracısın? Evlerimiz var, arsamız da var. Arsam da var. Sen neredesin kardeşim? Ben Erzurum'luyum. Erzurumlusun. Erzurumluyum. Ulan oğlum. Gel gidelim bakalım. Oğlum sen girmiş tip. Bu senin iyi halin mi? Benim iyi ya halim Allah abi. Aşkına senin iyi halin mi bu? Oğlum. Daha iyi olacağız abi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi?
Lan körlük yapmayın. Türkiye teröristlerin eline bıraksaydık abi seçimlerde. Ne yapsaydık? Teröristlerin eline bıraktı, Suriyelilerin eline bıraktı. Lan, Suriyeliler de bir gün gidecek. Hayırdır abi? Ooo vatandaşlık aldı burada, toprak aldı. Türkiye, senin toprağını aldı. Türkiye'yi fethedemez abi, sen çok yanlış konuşuyorsun. Sen topraklarını satmışsın, hala gelmişsin yanıma konuşuyorsun. Ya nerede git yerine ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim sana. Hadi şimdi ne yapsın? Yok yok, sıkıntı yok kardeşim, konuşabilir. Büyüklerine saygısızlık yap. Fikirlerinizi beyan ediyoruz. Bak sen diyorsun ki sen kendi toprağına sahip çıkamayan bir adamsın. Gel vatanı, bana vatanı anlat, vatanı. Vatan ne demek? Abi, güzel bir vatanımız var, Türkiye var. Tamam, vatan nedir, bana vatanı anlat. Sen anlat abi, sen çok... Ben vatanı sana anlatayım, biliyor musun? Siz bu AK Partililer var ya, onlar anlamıyor, ben anlatayım sana. Vatan topraktır. Toprak ne demek? Ataların kanlarının döküldüğü yerdir. Anladın mı? At, deden, senin, yani nasıl diyeyim sana? Savaşta bir sürü insanların kaybolmuş. Zar zorlukla. Çanakkale Savaşı. Artık erkekler kalmadı. Çocuklar gitti orada. Hatta baş edemedi. Kürt beylikleri hücum etti. Evet, tarihi Türkler oku, beraber tarihi. Savaştı. Tarihi ben okudum. Kim abi? Kardeştik? Türkler, ben bir... Türkler beraber savaştı. Sen Türk savaştı. Müsün, Kürt müsün? Söylesene bana sen. Dadaşım abi. Dadaş. Ben Kürt'üm kardeş. Ama zaten. Ben sana şu... Ben seni dede... Ne bak, abi, seni dedenin suçu yok. Ortam yay onu. Bak ben bir şey söyleyeyim. Ben seni dedelerine, senin atalarına söylüyorum. Savaşta biz senin yanındaydık. Ama sen bana bir gün Kürt hakkını vermedin. Nereden bir yazı vermedin. Abi? Erdoğan gelmeden önce Kürtler... Kürtçe konuşunca... Ben Kürtçe konuşunca sen ne yapıyordun? Beni zindanlara atıyordun. Biliyor musun? Erdoğan mı atıyordu abi? Tayyip mi atıyordu? Ya Tayyip ne alakası? Ben... Toprak genelinde konuşuyorum, anladın mı? Toprak genelinde konuşuyorum. Sen beni kardeş olarak kabul etmeyip de yabancı insanları, yabancı uyrukları getirip de hiçbir zaman bana vatan demedin. Sen vatanı sattın. Kim sattı abi? Sen. Suriyeliler bugün buraya gelmiş abi. Ülkelerine... Oy verenler hepsi de toprakları sattı. Kusura bakma. Kimse satmadı abi. Herkes vatanı düşünerek oy verdi. Tamam mı abi? Tamam. Sen bunu bil böyle. Sen bunu unutma. Benim gözümün önünde toprağı satan adam bitmiştir.